Buradaki insan mozaiği ve kültürel farklılıklar ve burada oluşan karışık evliliklerin getirdiği komedi tarzı bir hikaye yazmak istedik. Zaten tiyatro bir aşktır. Tiyatro insanların içine girdi mi bir daha çıkarmak çok zordur zaten. Oyun bence çok neşeli, bizi anlatan bir oyun esasında. Tiyatro öyle bir şey ki ya içindekini çıkartıyorsun ya da hiç olmadığını oynuyorsun ve bu bana anormal büyük bir keyif veriyor. Eşkenaz bir kadını canlandırıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum ve yapmaya çalışıyorum. İnşallah iyi olacak. Öyle eski Türk annelere de canlandırıyorum. İspanyolca konuşuyorum. Ladino dediğimiz. Ama buraya gelip de o havayı aldığınız zaman olay değişiyor yani. Gerçekten çok eğlenceli oluyor aynı zamanda. Evet, dün gece birinci oyunu sergiledik. Çok heyecanlandık. Yani ben kendi adıma çok heyecanlandım. Arkadaşlar beni sakinleştirmeye başardılar. Güzel bir gece yaptığımıza yani kanaat getirdim. Hoş oldu, tepkiler çok iyi. Sadece kendi arkadaşlarımdan değil, etraftan da iyi şeyler duydum. Tabii bu çok güzel bir güç veriyor. Bu gece ikinci oyunumuzu sergileyeceğiz. Allah'ın izniyle bu da iyi geçecek. Biraz değişik bir rol benim için. Abire bağırıyorum, çağırıyorum böyle ama ne denirse yapıyoruz işte. Ve memnunuz. Çok, gelenlere de teşekkür ederiz. Siz de bir kayınvalide rolüyle karşımızdaydınız. Provaları da izlemiştik. Şimdi ikinci gece ve final gecesi duygularınız, düşüncelerinizi de dinleyebilir miyiz? Valla şu anda heyecanlanmaya başladım. İnşallah bu gece de dünkü kadar başarılı geçer. Ben dün gece çok eğlendim. Bütün gece de uyuyamadım ondan sonra heyecandan. İnşallah bunların devamını bekliyorum. Süper. Çok teşekkürler. Dün gece gerçekten ilk başta çok heyecanlandık. Ama bir anda böyle heyecanı yeniyorsun. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla diyorum. Tepkiler çok güzeldi. Güzeldi derken birçok arkadaşım ya sen bu kadar aptal nasıl olabildin dediler. Yani aslına bak, aslında bir iltifat herhalde, bilemiyorum. Çok güzel tepkiler aldık, oyunu çok beğendiler. Gülenler çok oldu gerçekten. Öncelikle tabii ki çok duygusal geldik bugün. Çünkü bugün final. Şaka gibi de olsa. Çünkü neden? Bir kere korona öncesinden başlamış, 2,5-3 seneye dayanan, burada sürekli olarak irtibat kurduğumuz müthiş bir ekip var. Yani oyunun en büyük kazançlarından bir tanesi bu insanları tanımak, bu ekibin içerisinde olmaktır. Bu ne olursa olsun vazgeçilmez bir şey. Çok iyi insanlar tanıdım. Bugün bu işin son günü. Yani tatlılıkla tabii ki. Ama olumlu tepkiler almak, o sahnede o alkışı gördüğünüz zaman bütün yorgunluğu hakikaten insanın gidiyormuş. Yani inşallah bugün de alnımızın akıyla buraya gelecek olan misafirlere... 1-2 saat buradaki tablo, olumlu bir tablo hissettirebilirsek o zaman gururla tabii buradan çıkmış olacağız. Şimdi burada 1-1,5 saatimiz kaldı. Oyun başlayacak birazdan. Zaten makyaj şu bu falan gireceğiz. Ben burada çalışan herkesin emeğine sağlık diyorum. Ve burada olmaktan da çok büyük mutluluk duydum. Şimdi ikinci ve final gecesi karşımızda sevgili Etel var. Polonyalı gelinimiz. Hem senin ağzından birinci gecenin tepkilerini dinleyelim, hem de şu anki duygularını alalım, final gecesi sonuçta, uzun bir hazırlık döneminden sonra. Ve ilerisi için benzer bir proje ya da farklı bir proje karşına çıkarsa bununla ilgili değerlendirmelerin ne olur? Sana mikrofonu uzatıyorum, konuşmak serbest. Teşekkür ederim. Şöyle ki... ilk gece bence gerçekten oyunumuz çok güzel aktı. Ve herkes zaten çok uzun zamandır çok emek verdi ve çok çalıştığı için bence emeklerimizin ve çalışmamızın şeyini aldık, karşılığını aldık diye düşünüyorum. Ve bu da, çünkü yani sadece iki gecemiz var ama biz iki sene hazırlandık.
Bu yüzden bu emeklerin karşılığını görmek için, bu alkışları hak etmek için bu gece çok daha iyi olacak, buna inanıyorum. Ben ilk tiyatroya çıktığımda bana herkes demişti ki sahnenin tozunu yuttun ve bundan sonra böyle ayrılamayacaksın demişti. Ben de herkese şey dedim, ay ne tozmuş kardeşim, böyle bir şey olabilir mi dedim. Gerçekten oluyormuş. Çok sebeple sahneye çıktım. Sunucu oldum, folklor yaptım ama bu tiyatroda daha evvel de söylemiştim. Farklı olmak ve farklıyı yapmak ve farklıyla insanları etkilemek, güldürmek, kızdırmak, ağlatmak ya da alkışlatmak benim için büyük bir keyif oldu. Bu keyfin peşini bırakmayı düşünmüyorum ama gene de ilerisi ne gösterir bilemem. Şimdi yazdığın ve oyunun içinde yer aldığın oyunun son ve final gecesi. Bu herhalde senin için bir çocuğu doğur, büyütmek gibi bir şey. Bunları, duygularını, düşüncelerini bir de senin ağzından alalım. Bir de ilerisi için eğer yine projelerin varsa dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. Çok heyecanlı. Yine ilk geceki gibi heyecanlıyız. Ve dün gecenin heyecanını da daha üzerimizden atamadık. Çok olumlu tepkiler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Ne diyeyim, çok çok müthiş bir şey, müthiş bir duygu. Hakikaten daha önce hiç tatmamıştık. Derler yani sahne tozu diye. Hakikaten öyle bir şey varmış. İlk defa oyun yazmıyorum. Daha önce oyunum sahnelendi biliyorsun. Ama hem yazıp hem içinde yer almak bu şekilde bambaşka bir şey. Tabii ki yeni projeler var. Bu iş bitmez. Bu işi sürdüreceğiz. Yeni projeler yolda. Hatta var. Bir tanesi hatta hazırlanmak üzere. Kulis bile yapmaya başladık. Daha bu oyunu bitirmeden. Ve yeniden seyirciyle buluşmaya tekrardan hazırlanacağız. Oyunun yönetmeni, daha önce de provalarda da röportaj yaptığımız Hayati Bahar'la beraberiz. Hayati abi, çok olumlu tepkiler aldık ilk gecenin sonunda. Şimdi ikinci gece, duygu, düşünceler ve ilerisi için herhangi bir plan, proje varsa onu senden dinleyebilir miyiz? Biz de aynı tepkileri aldık bu arada. Oyun gerçekten güzel bir oyun. Oyuncular gerçekten çok büyük bir özveriyle, isteyerek, profesyonelce hazırlanarak çok güzel bir oyun sergilediler. Bu takımla her zaman bir şeyler yapılabilir. Ben 3 sene önce İsrail'e Aliye yaptığımda, ben dediğim gibi 50 küsur senedir neredeyse tiyatro yapıyorum. En büyük korkum, İbranice bilmiyorum, ben bu tiyatro işini İsrail'de nasıl yürüteceğim olayıydı. Allah'a şükür İtahdut ve Ovi bu konuda çok yardımcı oldular. Ve benim görüşüm, aşağı yukarı her sene burada bir oyun çıkarabiliyorsak eğer, seyirciler de çıkan oyunların kalitesini gördükçe daha fazla katılım göstereceklerinden, inşallah ikinci, üçüncü oyunumuzda gelecek senelerde 4 gece, 5 gece arka arkaya oyun çıkarabilecek duruma geleceğiz diye umuyorum. Bugün müdürümüz İlker Bey'i vekilen buradayım. Türkiyeliler Birliği Derneği'ni seviyoruz. Kendimizi evimizde hissettiriyor her zaman. Daha önce birçok faaliyetleri birlikte yaptık onlarla. Daha önce Türk Gecesi'ni beraber yaptık yine. Burada Türk arkadaşları görüp İsrail'de Türkçe konuşan insanlarla beraber olmak gerçekten çok keyifli. Bu gecenin herkes için güzel geçmesini diliyorum. Eminim ki çok güzel bir oyun olacak ve yine keyifle izleyeceğiz. Bu geceden beklentim gerçekten herkes için çok keyifli olması öncelikle. Türkiyeliler Birliği'ne çok teşekkür ediyoruz. Birliğe bu davetleri için biz teşekkür ediyoruz. Sefaret namına ve tüm arkadaşlarım adına söyleyebilirim. Çünkü gayet keyifli bir oyun seyretmekteyiz. İsrail'deyiz, doğrudur. Ama sadece Türkçe bir oyun değil. Türkiye'den vatandaşlarımızın yazdığı, yönettiği ve oynadığı bir oyun. Bunun hazzı bizim için iki kat, katmerli oluyor. Şimdiye kadar gayet iyi yazılmış, iyi kurgulanmış, rejisi iyi ve performansı yüksek bir oyun seyretmenin de keyfini ayrıca yaşamaktayız. Dolayısıyla hem bu işe gönüllü olarak emek verenler, oyuncular, kadro, arka kadro, hem ön alan birliğe ve bu organizasyonu sağlayan birliğe teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunmak istiyorum bu vesileyle. Birliğin yaptığı çalışmalara sefaret olarak elden gelen katkıyı sağlamaya hazırız. Bu yönde
eşgüdümlü planlamalarımız devam ediyor. Maalesef hepimizi etkileyen Covid döneminden geçmekteyiz. Dolayısıyla bu birliğin, toplumumuzun ve sefaretin de bir takım planlarını icra etme konusunda ötelemeye veya kısıtlamaya gitmemizi gerektiriyor. Ancak aradaki bu süreyi, faaliyetlerde kısıtlamaya gittiğimiz süreyi önümüzde yapabileceğimiz faaliyetlerin planlamalarına yoğunlaşarak geçirmeye gayret gösteriyoruz ki umuyoruz şartlar sağlığımız için, hepimizin sağlığı için şartlar iyileştiğinde çok daha yoğun bir kültürel faaliyetler programında hep beraber içinde olacağız. Çok teşekkür ederiz. İyi seyirler yeniden. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu organizasyonun tabii asıl arkasındaki Türkiye ile Birliği Başkanı Ovi Gülerşen'le beraberiz. Ovi biraz bizden bu oyunun arka planından ve şu anki ortaya çıkışından ve gelecekteki planlardan bahseder misin? Teşekkürler. Tabii ki bu oyunun kahramanları içeride. Aslında biz yalnızca onlara destek olmakla yetindik. 1960'tan beri faaliyet gösteren derneğimiz 1990 yılında Batyam Kültür Derneği'nin başlattığı tiyatro faaliyetleriyle birlikte tiyatronun aslında İsrail'de adımlarını atmış oldu. Bizler yeni kuşak olarak bu ekolü devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu gönüllü insanlar 2 sene boyunca hiç yılmadan, motivasyonlarını kaybetmeden bu projeye devam ettiler ve bugüne getirdiler. O yüzden hepsini teker teker kutluyorum. İçimizden biri yönetim kurulumuzdan Yael Citoni'nin bu oyunu yazıp sergilemesi de bizim için çok önemli. Bir önemli nokta daha var. Aliyah'ın güzelliklerinden biri bu da. Aliyah'ın bize kazandırmış olduğu yönetmenimiz Hayati Behar. Hayati Behar gerçekten çok iyi işler yapan bir kişi ve inanıyorum ki ileride çok daha iyi projelere imza atacaklar. Sizlerin desteği oldukça, Türkiyelilerin desteği oldukça Türkiyeliler Birliği yeni projelere daha fazla motive olarak asılacaktır. Ve en önemlisi sizlerin destekleriyle yaptığımız bütün bu çalışmalar akabinde olabildiği kadar üniversiteli gençlere yardımcı olmak bizlere ayrı bir mutluluk verecek. Tabii ki bu arada bütün yönetim kurulumu, bütün ekibimi de kutluyorum. Lütfen bizleri desteklemeye devam edin. Teşekkür ediyorum. Thank you.